Ya İsrail'de şu anda hiçbir şey yok hocam. Hükümet, mükümet, devlet çökmüş durumda. Hiçbir şey yok İsrail'de. Çıksan Birleşmiş Millet şeyde Amerika'da şu konuştuğu ayaklar sözde falan, Kürdistan haritaları çıkarsın. Bak Netanyahu'nun oğlu denen, şimdi canlı yayındayız. Ne oldu belli olmayan, aslında ne oldu belli de. Şimdi o kişi, Netanyahu'nun oğlundan bahsediyorum. Öyle Miami'den oradan buradan sözde Kürdistan haritaları Twitter'dan şurada X platformundan yayınlamakla bu işler olmuyor. Bu işler olmuyor. O haritaları sana yedirirler. Yedirirler. Ha şimdi git harita yayınla hadi. Git bakalım harita yayınla. Güvenlik konseyiyle şimdi toplantı sırasında ne Netanyahu çıkacak, sürekli diyor ki şu üstümüz daha bombalanıyor. Geldi. Şöyle bir bomba geliyor. Böyle roket geliyor. Böyle İHA'larla saldırılar falan diye sürekli güvenlik konseyinde bilgi akışı geliyor. O toplantı ben bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bitmez yani. Bitmez. Güvenlik konseyine ilişkin. Bitmez ama Hizbullah'ı görüyor musun? Yani bir gecede birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı nasıl bir cevap verdi? Hakikaten o kadar takdir edilisi bir durum ki. Nokta atışı. İki karşılık. Hasan Nasrallah, Herzi Halevi, telsiz ve çağrı cihazı patlaması, hacklenmesi. Hacklenme. Hava savunma sisteminin yazılımının hacklenmesi. İşte bak bunu manşete taşıyabiliriz. Çok önemli. Çok çok önemli. Hocam bu arada İsrail medyasından yeni bir haber. İsrail medyası diyor ki bu dronelar daha önce hiç kullanılmadı. Tüm radar sistemlerini aldatmış. Yani hiç kullanılmayan bir şey var. Hatta şöyle bir açıklama da yapıldı ya. Hizbullah'ın elinde böylesi bir yok. İHA olduğunu biz bilmiyorduk. Daha büyük bir iddia var da bunu evet. İHA olduğunu böyle... İHA olduğunu bilmiyorduk. İki saldıracağını haber vermediler. Küçük oynamıyoruz. Bu ne ya? Şimdi yani hocam çok önemli bir iddia var ama muhtemelen yani asılsız bir iddiadır diye düşünüyorum ama eğer asıllıysa bu iş tamamen çok farklı bir hale gelecek. Söyleyeyim hocam sana. Evet. Çok önemli bir iddia parantez içinde. Acaba diyorlar. Acaba çok önemli. Bölgeden de bir arkadaş. Netanyahu şu anda ortada yokmuş. Ne görüntüsü var, ne sesi var, ne bir şeyi var. Kabineden herhangi birinin açıklaması var. Hiçbir şey yok. Acaba diyor yemekhanede o da olmasın diyor. Bir basın açıklaması da yok diyor bak mesela. Hmm. Netanyahu'nun da aslında bu saldırıda Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir moral. O Golani üssü dedim ya. Evet. Lübnan'ın güneyine yapılan saldırılardaki en önemli merkez üssüydü. Hani o üste bir moral ziyareti, bir işte büyük bir kara saldırısından sonra şey önce... bir moral ziyareti olabilir diye bir iddia var. Çünkü Netanyahu'dan hiç görüntü yok. Acaba diye düşünüyoruz. Söyleyelim yani hocam. Evet. Böyle bir durum da var. Evet yeni bir video attım sevgili rejime. Şu anda ulaşacaktır diye düşünüyorum. Yeni bir video geldi hocam. Hava savunma sistemleri özellikle Hayfa'da. Hayfa'nın çok yakını. Bu arada Hayfa'da da hava savunma sistemleri etkili olmaya çalışıyor ama Hizbullah füzeleri deliyor. Şimdi bir tane görüntü var. Çok yakından geçiyor. Şehre doğru gidiyor. Çok yakından geçiyor yani herhangi bir önleme bu yok. Arada İsrail hiçbir askeri unsur, hiçbir politikacı kendini şu an güvende hissetmediğini net olarak söyleyebilirim. Kesinlikle. Netanyahu var ya yemekhane değilse magma tabakasına falan inmiştir yani artık. Bayağı bir yere. Hocam aşağı inmiştir geldi. Korkudan yeni, yani. Yeni bir görüntü hocam. Yeni anlık görüntü. Değil mi bu da? Birkaç anlık. Dakika hocam içerisinde bak. Hocam bak şehrin hemen üstünden geçiyor füzeler. Herhangi bir müdahale, herhangi bir baksana şey. Baksana herhalde normal orada vatandaş bunu izliyor yani. Bakar mısın i̇zliyor, yani çekiyor. İzliyor, çekiyor. Yani, vallahi çok bak önemli şehri, bir iddia. Bu arada şehri de hedef alabilirler. Orada kent merkezi acaba var. Acaba doğru mu? Şehir merkezini hedef alabilirler bu arada. Almıyorlar görüyor musun? Ya İsrail yaptığını yapmıyorlar yani. Bak şehirde iş enerji kaynaklarını vurmuyor. Yani sivil yaşamını tehdit edecek, sivil yaşamın yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyecek bir tavır içerisinde olmadıklarını şu ana kadar gördük Hizbullah'ın saldırılarında. Tamamen askeri üsler, askeri unsurlar hedef alınıyor. Bir kez daha altını çizelim. Bu da çok önemli bir duyarlılıktır yani. Net. Hocam bu açık ama bu şey çok önemli hocam bu bilgi. Yani Netanyahu da eğer Herzi Halevi ile birlikte bir daha söyleyelim toplayalım hocam bilgileri. Bu çok büyük bir iddia. Yani Golani'deki, çok büyük bir iddia. Evet Golani üssünde İsrail'deki Golani üssü çok önemli bir üs. Bu üstten Lübnan'ın güneyine kara harekatı tanklar vesaire başlatılmaya çalışıldı. Yani Lübnan'a yapılan harekatın ana noktası Golani üssüdür. Golani üssünde de bu son yaşananlardan dolayı Netanyahu yanındaki birkaç önemli isim ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin orada askere bir moral ziyareti, bir moral yemeği misafir olarak gittiği söyleniyor. Eğer böyle bir şey varsa Netanyahu'dan hiçbir görüntü yok. Şu anda İsrail'de bir devlet var mı o da tartışılır, bir hükümet var mı o da tartışılır. Çünkü İsrail şu an hiçbir açıklama yok. Resmi açıklama yok. Sadece basın danışmanı, Cumhurbaşkanı'nın basın danışmanı Isaac Herzog'un. O yapıyor bu açıklamaları, belli açıklamaları. Hiçbir görüntü, hiçbir şey yok hocam şu anda. Evet, bununla ilgili
Bir defa daha özet geçelim. Yani dünya kamuoyunu özellikle Batı ülkeleri de rahatlatacak bir sonuçta bir değil mi? Basına yansıyan bir görüntüleri olması gerekir, anlık bir konuşma olması gerekir. Bunun olmaması da bunların bu iddiaları da daha da güçlendiriyor. Yani daha da güçlendiriyor bu iddiaları da, daha da güçlendiriyor.